dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya. Hayattaki sahip olduğu her şeyi paylaşan, paylaştıkça büyüyen, insanların mutluluklarıyla mutlu olabilen, kalbiyle hareket edip özellikle eğitim sektörüne verdiği hayırsever katkılarıyla gönüllere yerleşen gönül adamı. Manisa'nın dev şirketlerinden Atabey Grubu'nun lideri Kamber Ali Atabey. Atabey Grup, inşaat, elektrik, elektronik, sanayi ve ticaret limited şirketi. Sayısını kendisinin bile unuttuğu yardım ve hayır projeleriyle, insanların güveniyle sonsuz sevgisini kazanabilmeyi başarabilen Kamber Ali Atabey, 26 üniversitenin proje ortaklığıyla devam eden 81 ilden 81 yaşama dokunan insan ödülünün sahibi. Kamber Ali Atabey, çocukluğu, gençliği ve yetişkinlik döneminin ilk yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle yaşayamadıklarını, şimdi hayırsever destekleriyle başkalarına yaşatmaya gayret ediyor. Tek açıklaması ise, "Ben yaşayamadım, yeter ki onlar yaşasın. Annemin ve kızımın hayrı için yapıyorum, insanlığa hizmet olsun." Hepsini bağışlarım, hiçbir şey çünkü bize baki değil. Annemin ve kızımın hayrı için yapıyoruz. İnsanlığa hizmet olsun. Yaşama dokunan adam ödülünün sahibi Kamber Ali Atabey, ölüm acıları ve ölüm acılarının öğrettiği paylaşma alışkanlığını, hayırlarını ve ticaret hayatına nasıl girdiğini Ekomedya'ya bakın nasıl anlatıyor. Manisa'da İş Dünyası programının bu haftaki konuğu yaşama dokunan adamın hikayesi, Kamber Ali Atabey'in hikayesi. Kamber Ali Atabey, Manisa'da tanınmış çok ünlü iş adamlarından. İnşaat sektörlerinde hizmetleri var, sağlık sektöründe hizmetleri var, medya grubunda hizmetleri var, Olay Gazetesi'nin imtiyaz sahibi aynı zamanda. Kız öğrenci yurtları var, bir üniversite kurmak istiyor, anaokulu var aynı zamanda Mesir İlköğretim Okulu'nun bahçesinin hemen yanında. Kamber Ali Atabey eğitim sektörüne de çok önem verdiği için anaokulundan ilköğretimine, ortaokuluna, lisesine hatta üniversitesine kadar bir eğitim zinciri kurmayı planlıyor, hedefleri arasında var. Biz tabii Kamber Ali Atabey'in bütün hizmet verdiği sektörleri bu programın içerisinde çatısı altında sizlere tanıtacağız. Ama önce Kamber Ali Atabey'in ailesini tanımamız lazım. Şahsiyetini tanımamız lazım. Onun bu kadar farklı sektörlere girmesinin sebeplerini irdelememiz lazım. Şimdi o bizi kendi ofisinde konuk etti ve bu röportajda Kamber Ali Atabey'in ve hizmetlerini tanımak istiyoruz. Kars'ta dünyaya gelmişim. Babam ve annem okul yüzü görmemiş, okumamışlar. Daha sonra annem 60 yaşından sonra ilkokul diploması, evet, peşinden ortaokul diploması 1960 yıllarında almış. Daha sonra liseye gidecekmiş, babam izin vermemiş. Fakat babamın hiçbir tahsili falan yok. 6 kardeşimiz var. 2 erkek, 4 tane kız. 1983 yılına kadar Kars'ta görev yaptım. Kars Valiliğinde görev yaptım. Sonra Sanayi Teknoloji Müdürlüğünde görev yaptım. 1983'te Manisa'ya tayin edildim. Manisa'ya gelince tabii memurluk yapıyorduk ama liseyi bitirdikten sonra üniversite tahsilimi tamamlamak için Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. Kazandık ama okuyacak paramız olmadığından dolayı okula ön kaydımızı yaptırdık. Kesin kayıt yaptıramadık. Sonra 1983 yılında okulu bıraktık. Rahşen Ecevit sponsor öncülüğünde biz devlet memurluğuna başladık. 78 yılında memuriyete başladık. 83 yılında Manisa'ya geldik. Manisa'da da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra o zaman bizim müdürlüğümüze bağlı kooperatifçilikler vardı.
İnşaat alanı orada hoşuma gidiyordu. Ya bütün kooperatiflere de biz hükümet komiseri olarak gidiyorduk. Onların yaptığı işleri denetleyerek, gözetleyerek, bakarak, gözlemci olarak kendimizi inşaat sektörünün arasında bulduk. İstifa etmediniz devlet memurundan? İstifa etmedim. 25 yıl görev yaptım. Devlet memurundan emekli oldum. Emekli olduktan sonra 1996 yılından itibaren de inşaatçılık yaptım. Bu inşaatçılık döneminde de defalarca Manisa'da halk konserleri verdim. Halkın tepkisini ölçtüm. Acaba inşaat nasıl gider, nasıl yapılır, ne eder falan. Müşerref Akay'ı, Güllü'yü Manisa'ya getirdim. Halk konserleri verdim. Özürlülere halk konseri verdim. Özürlüler gününde, engelliler gününde halk konseri verdik. 83 yılında burada memuriyatımıza başlarken 86-90 yıllarında kooperatifinin en hızlı dönemlerinde inşaat sektörüne girdik. Hem devlet memurluğu yapıyordum hem kooperatifçilik yapıyordum. Çünkü ikisi de resmi de seçimden geldiğin için resmi olarak da kabul ediliyordu kooperatifçilik. Emekli olduktan sonra da Atabey Özel Öğrenci Yurdu İnşaat Sanayi Limited şirketini kurdum. O şirketi kurduktan sonra da bir sene sonra da Atabey grubu kurdum. 6-7 tane bizim işte mobilya mağazaları, demir şeyleri, dükkanları, alamıyorum doğrama, plastik doğrama. İnşaatın bütün üretimini kendim yapmaya başladım. Elektriği de aynı zamanda. Tesisatı, çeşme tesisat, kalorifer tesisat, bunları da kendimiz yapmaya çalıştık. Ucuz maliyet, ucuz ev. Türkiye'de enflasyonun en yoğun olduğu dönemde, 1500'lere ulaştığı dönemde dahi biz sabit taksitle ev verdik. Bugüne kadar Manisa'da toplam 1500 dairenin üstünde daire yapmışım. 2000'e yaklaşır daire yapmışız. Hepsi satıldı mı? Hepsi satıldı efendim. Sonra bunu yaparken Atabey grubu kurduk. Atabey grubu kurarken ona bağlı dükkanlar çalıştırmaya başladık. Dedi ki artık bu inşaat sektöründe kendi ürünümüzü kendimiz üretelim. Nedir? İşte Amerikan kapı. Plastik doğrama, alaminyum doğrama, demir aksamı, elektrik işi, çeşme tesisatı, inşaatı bu şekilde geliştirdik. Beton, çimento, kum hariç hepsini kendimiz ürettik. Sonra Allah nasip etti, biz birinci yurdu kurduk. Birinci yurdu kurunca çok hevesimiz vardı. Ya daha fazla öğrenci alabilir miyiz? Daha fazla biz okuyamadığımız için. Sonra ikinci yurdu kurduk. Sonra üçüncü yurdu kurduk. Yurtlar böyle olunca kızımın rahatsızlığı nedeniyle Amerika'ya gidip gelirken hastane sektörüne girdik. 2011 yılının 8. ayında. Kızımın da rahatsızlığı nedeniyle istekleri doğrultusundaydı. Hiçbir iş adamı hastaneden para kazanamaz. Hastane sahipleri de hastaneden para kazanamaz. Hizmettir hastane, şifa kaynağı. Sonra baktık ki hastane yoluna girdikten sonra biz yönümüzü çevirelim. Ne yapalım? İşte Manisa Seyahat Otobüslerinden otobüslerimiz vardı. Onlara girdik. Nakliyeye başladık. İnşaat olaylarına hız verelim. Yeni inşaatlar yapalım Manisa'ya. İstihdam sağlayalım. Ben iş adamıyım. İnşaatı çok iyi biliyorum. Çok iyi öğrendim. Sağlıktan anlamam. Ha sağlıkta kim var? Söylediğiniz gibi işte genel müdürümüz vardı, şuyumuz vardı, buyumuz vardı. Veyahut da ne bileyim gazetede kimimiz vardı, genel yayın yönetmenimiz şunlar bunlar var. Ama bunları yaparken hep istihdamı düşündüm. Vasıflı olsun, vasıfsız olsun. Şimdi vasıfsız işçilerin çoluk çocuğu yok mu? Ya bunlar işte zamanla kurslar, şeyler açılacak, bunlar iyice eğitilecek. Adam ama 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş. Nasıl eğiteceksin? Kültür, eğitim, okuma oranı bu işçilerimizde az. Biz bunlara da sahip çıktık. Elimizden geldiği kadar, şu an 200'ün üzerinde, 260'a yakın işçimiz, ustamız, elemanımız var. Bunlarla inşaatları ne güzel şekilde, güzel bir şekilde götürüyoruz. Her şeyimi paylaşmak isterim. Çünkü paramı, ekmeğimi, her şeyimi buradan kazandım. Buradan kazandığımı, halktan kazandığımı halka geri vermek için mücadele ediyorum. Bugün liderliğini yaptığı firmalarından kazandıklarının büyük çoğunluğunu
topluma hizmet için harcayan iş adamı Kamber Ali Atabey, tüm bu desteklerle başarıların en büyüğünü yaşayabilmek ve yaşama dokunabilen insan olabilmenin gururunu yaşıyor. Onlarca okula destek olan, Manisa ve ilçelerinde eğitime %100 destek kapsamında 192 okul yaptıran 172 hayırseverden biri olan Kamber Ali Atabey, 20 Ekim 2014'te Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Manisa'da Eğitime Gönülden Dokunanlar Hayırseverler albümü ve teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Kamber Ali Atabey'in hayatındaki dönüm noktası, çok sevdiği kızı Kader'i kanser hastalığı nedeniyle kaybetmesiyle başladı. Yaşamlara dokunan adam, bakın kendi hayat hikayesini nasıl anlatıyor. Kader'in rahatsızlığı kanserdi, kanser hastalığıydı. Biz bunu Türkiye'de ilk tedavi edilecek şekilleri de kullandık. Önce Amerika'da tedavi ettirdik. Ben Amerika'daydım, rahmetli Allah rahmet etsin Bülent Koşmaz abimizle beraber kızım geldi. Onun tedavi edildiği hastanelerde. Bu kanser illetinden kimse kurtulmaz. Kurtulma şansı yok. Biz sadece süreyi uzatabiliyoruz. Kanserin hücreleri kadınların boynundaki şans kolyesi kadar parlak, şeffaf bir hücredir. Bu hücreleri ben gördüm. Biz uzun süre Amerika'da bunu tedavi ettirdik. Çare Allah'ın. Yok, sonuç yok. Yüce Rabbim verdiği süre içerisinde İstediği zaman alır, istediği zaman verir. O hakkın rahmetine 2012'nin 6. ayının 26'sında hakkın rahmetine kavuştu. Allah'ım onu melekler kadar narin ve kibardı. Tabii 1993 yılında da Manisa'da babamı kaybettim. Babam da kanserden gitti. Peşinden anne acısı çektik. Bu dünyanın boş olduğunu gördük. Dünya boş değil, insanoğlunun boş olduğunu gördük. Bu dünyanın her şeyi senindir. 5 dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. İnsan yaşamı pamuk ipliğine bağlıdır. Ondan dolayı da dedi ki, hiçbir şey götürmediler. Kaderin baba olarak evladına vereceğin mirası ne yapacaksın veya baba olarak ona kalacak evi ne yapacaktınız? Tabii ki bunu hayır kurumlarına bağışlayacaksın. Beni dünyaya getiren anam ilk kazandığım parayla almış olduğum evimi ona vermişti. Onun tabii ki onun eviydi. Ne olacak? Hayır kurumlarına bağışlayacağız. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum ki Allah bütün ölenleri bizden daha çok seviyor ki yanına çekiyor, rahmetine kavuşturuyor. Onun için çok acılı da özlem var sadece. Onları özlüyoruz. Bizim de yarın olacağımız 5 dakika sonra onların yanına gidip gerçek rahmete kavuşacağız. Gerçek haktan yasına kadar. Size açık ve net söylüyorum. Bütün idealimde bir evim, bir arabam, bir otobüsüm olsun diye düşündüm. Onun üstündekilerin bütün hepsini eğer üniversite kurulsun her bütün mal varlığımı bağışlarım. 3 tane çocuklarımın geleceğini teminat altına alayım. Hepsini bağışlarım. Hiçbir şey çünkü bize baki değil. Her şey Yaradan'ındır. Onun için kızımızı kanser tedavisiyle çok uzun süreler uğraştık. Şu anda onun haklarını, ona olan şeylerini camilerimize yerleştirdiğimizde şu Manisa'da işte Lalapaşa Camisi olsun, Barbaros'ta İmam-ı Azam camileri olsun, başka camilerimiz olsun, bütün buradaki camilerimiz olsun, Maldan'daki camilerimiz olsun, hepsine karınca kararınca elimizi attık. Çok büyük şeylerimizi Maldan Camisi ve Yeni Mahallenin, o da annemin ve kızımın hayrı için yapıyoruz. İnsanlığa hizmet olsun. Ölüm bazı insanlara çok büyük dersler verir, bazı insanlara da hayatla olan bağlantısını tamamen kopartır ve daha çok hırslanmalarına neden olur. Sayın Kamber Ali Atabey diyor ki, ben diyor çocuklarımın
yaşamlarını idame ettirecek mal varlıklarını ayırdıktan sonra bütün mal varlığımı bir üniversite kurulsun, yeter ki hepsini bağışlarım diyor. İşte insan olabilmek böyle bir şey. Ölümler insanlara bu dersleri verebilmeli. Yaşama dokunan adam ödülü Kamberali Atabey'e boş yere verilmemiş. İşte o bir yaşama dokunan adam hikayesinin kahramanı. Kızımla yeğenim Onur'un düğümündeydi. Kızımın ölmesine, zamanın süresinin dolmasına 3 ay vardı. Ve ben biliyordum. Hocalar, profesörler, yurt içinde, yurt dışında. Herkes söyledi. Artık onun bir çaresi yok gibi. Onunla da hayatımda dansı kaderle sona erdirdim. Bir daha hayatımda bir dansa kalkmam yani. Bir daha dans etmeyecek misiniz? Etmeyeceğim. Atabey Şirketler Grubu eğitimin her alanında var demiştik. Kamberali Atabey, yaptırdığı okulların ve verdiği hayırsever katkılarının yanı sıra Manisa'ya üniversite okumak için gelen öğrenciler için de ev sıcaklığında 3 ayrı kız ve erkek öğrenci yurdu zinciri kazandırdı. Bu öğrenci yurtlarında her türlü konforu bulmak mümkün. Atabey özel öğrenci yurtları 3 şubesi ve 700 kişi kapasitesiyle evlerinden uzak öğrencilere evlerindeymiş gibi güvenli, konforlu ve sıcacık bir yuva hissiyatıyla hizmet veriyor. Atabey Öğrenci Yurtları'nın müdürleri Aysel Ekinci ve Gülhan Gündüz, öğrenciler için verdikleri bu hizmette nelere dikkat ettiklerini anlatıyor. Atabey Kız Öğrenci Yurdu'ndayız. Atabey Kız Öğrenci Yurdu'nun nasıl hizmet verdiğini öğrenmek istiyoruz. Yanımızda iki çok değerli kadın yönetici yurt müdürleri var. Aysel Ekinci ve Gülhan Gündüz. Bu yurtları iki kadın yönetici, iki kadın müdür yönetiyor. Şimdi soralım önce Aysel Hanım'a. Atabey Kız Öğrenci Yurdu Manisa'da niye bu kadar çok tercih ediliyor? Ben de bunu çok merak ediyorum. Cevap sizde. Öncelikle hoş geldiniz yurdumuza, şeref verdiniz. Böyle bir programla bizleri şereflendirdiniz. Biz Atabey Kız Öğrenci Yurtları olarak şubemiz birinci şubede 193 öğrenci olarak hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimize en iyi, en kaliteli, en ucuza ev ortamında, ev konforunda sunmak istiyoruz ve bunları yapıyoruz. Şirket aracılığıyla yemekleri vermekteyiz. Isınma, barınma, sınırsız internet, kuaförümüz, spor salonumuz, etüt odamız, şark odamız, evde bulamayacakları tüm konforları burada sunmaktayız kızlarımıza. Gidiş gelişler güvenli bir ortamda, 24 saat güvenliğimiz, gece kalan müdürümüz, bu hizmetlerle hizmet vermekteyiz. Evet. Siz şimdi tabii bir kadın olduğunuz için aynı zamanda bu kız öğrencilerin de annesi de sayılırsınız, ablası da sayılırsınız. Onların sıkıntıları var, üniversitede sıkıntıları vardır, şehirde sıkıntıları vardır. Bir anlamda da annelik yapıyorsunuz herhalde onlara. Dışarıdan farklı görünüyor ama buraya girdiği zaman öğrenciler senin kendi kızınmış gibi. Yeri geldiğinde abla, yeri geldiğinde anne. Bazen Aysel anne dedikleri, Gülhan anne dedikleri olduğu zaman zaten o mutluluğu bizler yaşıyoruz. İşte hastalandığı zaman onu alıp koşturup doktora götürmek, burada bir tansiyonunu ölçmek. Sağ olsun Kamber Bey her zaman başımızda, hemşirelik hizmetlerini de vermekteyiz burada. Çalışan bayanlarımız anne gibi, anne şefkatiyle. Yani gittikleri zaman zaten telefonlarla sürekli konuşuyoruz. Aileler geldiğinde keza ona yani çok güzel bir duygu. Ben görüyorum, personelinizi de görüyorum. Son derece hijyen koşullar, yerler pırıl pırıl, duvarlar pırıl pırıl. Yatakhaneler öyle, yemekhaneler öyle. Ve her konuda da görevlendirmiş olduğunuz birer personeliniz var. Biraz kadrodan bahsedebilir misiniz bize? Şimdi bizim 5-6 tane hizmetçimiz var bu işleri yapan. Hepsinin ayrı ayrı görevleri var. Her gün sabahın geldiklerinde öncelikle öğrencilerin ortak kullandıkları yerler, işte televizyon odası, şark odası, spor salonu, çamaşırhane. İlk önce buranın temizlikleri bittikten sonra belirli bir saat geldikten sonra dairelere gün aşırı çıkmak kaydıyla bütün kullandıkları ortak yerler, odaları süpürülüyor. Tabii hizmet sektörü %90-95'e yakın bir memnuniyet muhakkak sağlıyoruz ki her sene aranan bir yurt olduğumuz için en başta da biz dolduruyoruz yurtları. Hatta şöyle sıkıntılar da oluyor. Öğrencilerden bize gelen eleştirilerden bir tanesi, yurtların birçoğunun yemekhanesi kullanılabilir nitelikte olmadığı için çocuklar
odalarda işte küçük tüplerde pişirip yediklerini, çamaşırlarını dışarıda yıkamak zorunda kaldıklarını, sıkıntılar çektiklerini söylüyorlar ama Atabey'de böyle bir sıkıntı yok. Yemekhanemiz zaten ayrıca bizim var. Son derecede hijyenik bir ortamda. Ayrıca bütün personelimiz bizler de dahil olmak üzere hepimiz orada yemeğimizi yiyoruz. Ben yiyebiliyorsam çocuklarımın da yemesi gerekiyor. Ayrıca dairelerinde mutfakları var zaten bizim öğrencilerimizin. Orayı da gün aşırı dediğim gibi bayanlarımız tertemiz ocaklarına varasıya kadar temizleyerek tertemiz bir şekilde bırakıyoruz. Yemeklerini de orada kendi yapma imkanları da var. Yani son derece temiz bir yurt olmaya çalışıyoruz. Kendi öğretim yılları zamanında eksikliğini hissettiği, konaklama, öğrenciyken konaklama eksikliğini hissettiği ve bu tür sıkıntıları yaşadığı için Manisa'da öğrenci, kız öğrenci yurdu kurdu. Hem de 3 tane. Görüntülerini izlediniz. Kız öğrenci yurdumuzun müdürleriyle de konuştuk. Siz de izlediniz az önce. Sayın Atabey'e sormak istiyorum. 3 tane kız öğrenci yurdunu Manisa'ya kazandırdınız. Hem de çok profesyonel bir işletme sistemiyle. Öğrenciler çok memnun. Çalışanlar çok memnun. Bir dördüncüsü var sırada. Yeni gelecek olan bir bebek gibi bir dördüncü kız öğrenci yurdu da var. Bu kız öğrenci yurtlarını Manisa'ya inşa ettirmenin asıl sebeplerinden bir tanesi az önce söylediğim gibi sizin öğrencilik yıllarınıza çektiğiniz sıkıntılar. Evet. Ben 1978 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştım. Ama kalacak yerim olmadığından dolayı maddi durumumuzun da el vermediğinden dolayı ben okuyamadım okulumu. Okuyamadığım için de hep içimde bir ukde kalmıştı. Nasıl yapabiliriz diye düşünmüştüm. İlk önce birinci demin gezdiğimiz yurdu yaptık. İkinci yurdu çarşıda yaptık. Üçüncü yurdu da burada yaptık. Hep ben çaresizlikler içerisinde mücadele lise yıllarından sonra verdiğim için bu çocuklarımız geleceğin temel taşları anaokulunda da söylediğimiz gibi güzel çocuklar yetiştirelim. Topluma, millete kazandıralım diye burada her şeyden önce aile havası vermeye çalıştık. Allah nasip ederse Manisa'nın en büyük yurdu, takriben 750 kişilik yurt sezona hazırlıyoruz. Yeni bir yurt hazırlıyoruz. Dördüncü yurdu açacak. Dördüncü yurdu hazırlıyoruz. Onun yeri nerede efendim? Onun yeri Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, yeni yapılan ticaret odasının karşısında. Biraz sonra gerekirse ziyaretine de gideceğiz. Binayı da yerinde ziyaret edeceğiz. Peki, bizim şu an içinde bulunduğumuz bu yurt kaç öğrenci kapasiteli? Bir kere bahçesi mükemmel. Evet. Yani ben şimdi öğrenci olasım geldi. Tekrar üniversiteye gidesim geldi. Hizmeti verirken de hizmette güler yüz olacak. Güler yüz olunca da eğer öğrencilerimize 40 günde bir veya ayda bir anket formu hazırlattırıyoruz. Öğrencilerimiz memnun mu? Yöneticilerinden, temizliğinden, sahiplerinden, güvenliğinden memnun mu diye. Biz burada bunu yaparken sosyal donelerine de önem verdik. Kantinini yaptık, yemekhanesini yaptık, kafeteryasını yaptık, kuaförünü yaptık, spor salonunu yaptık ki bu çocuklar bizim çocuğumuzdur. Evet, belki bir kader kaybettik ama yüzlerce kaderimiz de burada var. Siz bir kızınızı kaybettiniz. Şimdi kaç kızınız oldu? Bu yurdumuzda bizim 350 tane şu an gördüğümüz yurtta öğrencimiz var. Ve biz bu kapasiteyi istesek daha da yükseğe burada çıkarırız. Onların refah şeyi önemlidir. Yaşam alanı önemlidir. Diğer yurdumuzda 250 kişi vardır. Diğer yurdumuzda 120 kişi vardır. 750 kişiye yaklaşıyor ama şimdi tek yeni bir yurt yapıyoruz. Sezona ulaştıracağız, yetiştireceğiz. Manisa'nın en lüks, en Atatürkçü bir yurdu olacak. Şeyin karşısında, Mimar Sinan'ın karşısında takriben de 750 kişilik olacak. Merhabalar, ben Burcu, yurt müdürüyüm. 3 yıldır bu işi yapıyorum, severek. Patronumuz da sağ olsun, bu şehrimizde öncülerden biri. Gayet iyi, huzurlu, mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Ben binaya baktığım zaman karşılıklı iki apartman gibi ama ortasında koca devasa bir bahçe. Evet. Ağaçlarla bezenmiş, çimlerle bezenmiş, son derece nezih bir ortam. Kızlarımız akşamları burada herhalde çaylarını içiyorlar, sohbetlerini yapıyorlar. Daha çok böyle bir ev rahatlığında. Mutfakları var, yemekleri, kafeteryası, kuaförü, aradıkları her şeyi burada bulabiliyorlar. Peki
Siz tabii mutlaka kendi ahçılarınız vardır ama kızlarımızdan bir tanesi dedi ki ben şu yemeği çok güzel biliyorum. Bu yemeği ben kendim yapmak istiyorum bu mutfakta dediğinde yapabiliyor mu? Yapabiliyorlar. Çok da hamaratlar evet. Maşallah. Evet. Sizi tanıyalım. Ben yurt müdür yardımcısı Hülya Kahraman. Yeni öğrenci misiniz? Evet. Buyurun tanıyalım sizi. Buyurun. İsminiz? Betül Erol. Betül Erol. Evet. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli'den geliyorum. Rahat mısın? Yani kaldığın oda, yattığın yatak, yediğin yemek, yıkadığın çamaşır, çayını içtiğin bardak nasıl? Temiz mi, hijyen mi? Hoşuna gidiyor mu? Evet yani ben memnunum. Odalarımız falan hani gayet iyi. Hani masalı kendimize ayrı masalarımız var. Hani büyük de yani. Evet. Rahat rahat çalışabileceğimiz bir ortam var. Evet. Peki. Efendim odalar birer kişilik mi, ikişer kişilik mi? Nasıl? Tek kişilikten dört kişiliğe kadar odalarımız var. Öğrencinin tercihi. Evet. Evet. Sizin göreviniz nedir efendim? Temizlik görevlisi, kat görevlisi yani. Temizlik ve kat görevlisi. Mesela sabah kalktığınızda siz önce ne iş yapıyorsunuz burada? Önce bahçeyi temizliyoruz. Yani güvenlikleri. Önce ortam temizliğini, ortak kullanım alanlarını. Sonra dairelerimize çıkıyoruz. Herkesin kendine ait daireleri var. Onların temizliklerini yapıyoruz. Sizin göreviniz maşallah. Siz tek başına değilsiniz. Buyurun gelin böyle. Burada bir kişi daha var. Evet, kaç aylık efendim hayırlısı olsun. 8 aylık kısmetse. Bir ayınız kalmış maşallah. Aynen. Bayan kuaförüyüm. 5 senedir Kamber Bey'den de beraberim. Çok da memnunum. Kızlarımdan da çok memnunum. Kızlarımı güzelleştiriyorum, okula yolluyorum. Güzelleştiriyorum, okula yolluyorum. Onları zaten ihtiyaçlarından bir tanesi. Üniversite aynen, öğrencisi kesinlikle. Bakımlı olacak, güzel olacak, saçı başı fönlü olacak, temiz olacak. Yani siz de bunu yapıyorsunuz. Onlar için çok bir avantaj. Yani burada kuaför olması hemen duşlarını alıp saçlarını kurutup okula gidebiliyorlar yani. Öyle bir şansları var. Çok da memnunlar. Çok memnunuz. Zaten ben 5 yıldır Atabey'de kalıyorum. Atabey 2'de kalıyorum. Şu an kader hanım oldu. Şimdi bu sene buraya geçtim. Yüksek lisansını burada tamamlamayı düşünüyorum. Konut almak veya kiralamak isteyen aileler, modern ve güvenli bir yaşam için Atabey İnşaat'ın evlerini tercih ediyor. Zira Atabey İnşaat, hiçbir masraftan kaçınmadan ve mimarinin en son teknolojisini kullanarak ömrünüzün en güzel zamanlarını geçireceğiniz yuvalar ve hayallerinizdeki yaşamı inşa ediyor. Kamberali Atabey, yaptığı inşaatları ve konutların her türlü inşaat organizasyonunu sağ kolum dediği şantiye şefi Mahmut Ziya Karataş, ve satın alma müdürü Volkan Çamurlu'ya emanet etmiş. Atabey bu iki isme o kadar çok güveniyor ki onlar ne yapmış ve neye karar vermişlerse doğrudur. Ben karışmam, hatta hiç sorgulamam. Çünkü onlar bu işin eğitimini almış insanlar diyor. Şu an 9. megayı yapıyoruz. 1 megada 75 tane daire var. 9 tanesi takriben 700 daire, 675 daire yapıyor. 10. megaları da devam edeceğiz bundan sonra. Şimdi bu megalarda neredeyse bir köy var öyle mi? Evet efendim. Nüfusunu hiç hesapladınız mı megaların? Kaç kişi otur? 4 ile çarpıyorum. 3000 kişiye yakın bir ailenin oturduğunu düşünüyoruz yani. Evet. Ama yaptığımız 1500 konutu 4 ile çalıştığımızda 6000 kişi. 6000 kişi normal bizim doğuda bir kasabadır. Siz şimdi dediniz ki ben inşaatçılığı hiç bilmiyorum. Müteahhitçiliği hiç bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyordum ama girdim bu işe. Evet. Şu an öğrendiniz mi? Çok iyi öğrendim. İnşaatçılığı en güzel seviyeye getirdik. Her şeyine kadar artık iyi biliyorum. Yani bir yıl sürmesi, uzun sürmesi, kaliteli yok. Binanın olması. Tabii kaliteli bina, modern bina, teknik bina. Şimdi eski yapılan megalarla bizimkilerin karşılaştırdığında aradaki farkı bütün halkımız zaten görüyor. Burası altın değerinde yerler oldu, kıymetli yerler oldu. Manisa'nın göz bebeği yerler oldu burası. Çok da büyük bir parsel aslında bakarsanız. Dairelerin 4+1'ler 180 metre, 3+1'ler 150-160 metre. Rahat ferah bir daireler. Bu işi bilen bir uzman olarak öğrendim diyorsunuz ya. Kaliteli, güvenilir bir daire veya ev nasıl anlaşılabilir? Planına, projesine bakacaklar. Müteahhitin güvenirliğine bakacaklar.
Zaten projeler hepsi deprem yönetmenliğine uygun olarak yapıldığı için o uygun olmayarak yapılsa dahi belediyelerimiz buna müsaade etmiyor. Kesinlikle belediyemizin bilgisine güvendik, ona güvenerek yola çıktık. Yıllardır da 5 yıldır da müteahhit firmalar arasında vergi rekortmeni ilk yüze giriyorum. Bu nereden? Bu halk almasa ben bunu nereden alıp nereden ödeyeceğim, nereden vereceğim? Ben kendim gibi bütün arkadaşlarıma da güveniyorum. Benim güvendiğim işte Mahmut Bey, bizim şantiyemizin şefi, benim kardeşim, kader birliği yaptığım. Bundan yeğenim Volkan'a teslim edip inşaat sektöründen yavaş yavaş ayrılmayı düşünüyorum. Artık yetti, yetti. Bunların hayalleri gerçek olsun. İnşaat sektöründen ayrıldıktan sonra daha çok hangi sektöre Allah uzun ömür verirse eğilim göstermeyi düşünüyorsun? Ben bundan sonraki alanım İzmir'de sanayiye girmeyi düşünüyorum. Sanayi sektörüne geçeceğim yani, doğrusu bu. O zaman kafanızdaki projeyi de evet, bilmek isteriz. Şimdi şöyle, buradaki inşaat işinden asla vazgeçmeyeceğiz. İnşaatımızın başına Mahmut Bey CEO olarak atandığında, diğer arkadaşlarımız, mühendislerimiz de yardımcısı olduğunda inşaatımız burada devam edecek. Ama ben inşaatı her yönüyle Mahmut Bey'e bırakmayı düşünüyorum. Şeyde de sanayimiz fabrika olacak. İnşallah göreceğiz. Yurt dışı bağlantılı sanayi işi yapmayı düşünüyoruz. Kısa sürede de bu elimizdekileri teslim ettikten sonra diğer alanlara atılacağız. Artık biraz da genç kardeşlerimize bırakmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Allah çok çok uzun ömür versin. Ama işin en önemli tarafı da istihdam. Bu işleri yaparken çalıştırdığınız personel sayısı da oldukça fazla. İstihdam sağlıyorsunuz. İnsanların evine ekmek parası götürmesini sağlıyorsunuz. Efendim kaç kişi çalıştırıyorsunuz? 200'ün üzerinde istihdamımız var. Bütün şirketlerinizde mi efendim 200'ünüzün? İnşaat sektöründe yurtlarda 30-40 kişi, inşaat sektöründe 200'ün üzerinde, taşeron firmalarla beraber 260 kişi. Bu bizim Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimeti biz çalışan işçilerimizle paylaşıyoruz. Bizim bir de özelliğimiz var. İşçimiz ne yerse biz onu yeriz. Günlük tablitodumuz işçinin yemeğidir, öğrencinin yemeğidir. Farklı bir yemek yememiz de söz konusu değil. Efendim çok teşekkür ederim. Sağlık ver diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Tabii Atabey Manisa'da önce inşaat sektörüyle başladı. Sonra eğitim kurumlarına döndü. Arkasından da medya grubuna da el attı Sayın Kambereli Atabey. Ben şimdi Atabey grubun işçileriyle röportaj yapacağım. Hatta işçilerinin işlerini nasıl yaptığını, inşaatları nasıl yaptığını, güvenliklerinin nasıl sağlandığını ben soracağım. Onlar cevaplayacaklar. Bakalım bizlere ne söyleyecekler. Şantiye şefi Mahmut Ziya Karataş. Sizin göreviniz nedir burada? Şantiye şefi bütün şantiyelerin tüm teknik konularıyla, işleyişiyle ilgili bütün görevleri ben yapıyorum. Bunun yanında diğer iki arkadaşım Batuhan ve Volkan kardeşimizle de işleri toparlıyoruz. Şu andaki hali hazırda yaklaşık 200 yakın daire inşaatı devam ediyor aynı anda. Farklı kademelerde devam Şimdi ediyor. Arkada megalar var değil mi? Evet, megalar bitti. Mega 7, Mega 8 ve Mega 9 olarak 3 tane inşaatımız devam etmekte. Mega 6 bitmiş durumda. Daha öncekilerde 5, 4, 3, 2, 1 yani toplamda 9 etap mega şu anda Hafsa Sultan Mahallesi'nde devam ediyor. 6 tanesi bitmiş, 3 tanesi de inşaatı devam etmekte. Bu megaların özelliği nedir efendim? Burada 12 kat özelliği var. Atabey inşaatın bir politikası var. Ucuz konut. Yani Manisa geneline baktığınızda aynı konforda, aynı fiyatlara daireler başka firmalarda bulamazsınız. Sayın şefim burada durmamız lazım. Ucuz konut denildiği zaman akla hemen bir soru işareti. Ucuz olan her şeyin kalitesi düşüktür. Hayır. Şimdi Atabey'de tersine. Değil. Ucuz tabii. Ama kalite. Aynen. Nasıl kalite sağlıyorsunuz? Şimdi bu kar payının düşmesiyle ilgili. Yani çok büyük karları güden bir mantığı yok Kamberali Atabey'in. Yani bu ne demek? Ben inşaattan çok inşaat yaparak para kazanırım mantığımız var. Yani sürümden mi kazanırız? Sürümden kazanırız. Ama kalitede? Kaliteden ödün yok. Şu anda daire satışlarıyla ilgili hiç sıkıntısı olmayan bir firmayız biz şu anda. Masraftan kaçan müteahhit sonradan bu sorunlarla karşılaşır. Biz bu çıtayı çok çok yükseltmeye çalışıyoruz. Daha da yükseltiyoruz. Özellikli firmalarla çalışıyoruz artık. Yani yalıtımı yalıtımcıya veriyoruz. Mümkün olduğunca.
Yani branşlaşmaya çok önemli. Biz önem veriyoruz. Bizde alt taşeron sistemi var. Bu hem işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bizim için, hem de branşlaşma açısından önemli. İşte kaba inşaat tabir ettiğimiz kalıpla birlikte binanın ana karkas yapısını yapan firma ayrı. İşte gelin korkuluklarından tutun cephe giydirmelerine dair, mantolamaya dair yapan firma ayrı. Yalıtımı yapan firma ayrı. Alçı ve sıva işlerini yapan firma ayrı. Yani biz artık bu işi yani profesyonel hale getirmiş durumdayız. Kişilerle değil de firmalarla muhatabız. Kesinlikle. Bakıyorsunuz, ben birçok müteahhit de gördüm. Tenzih ederek söylüyorum yalnız. Kesinlikle. Hiç kimseyi de suçlamak istemiyorum. İsim de vermek istemiyorum. Sıvacı çeşme işi yapıyor. Çeşmeci sıva işi yapıyor. Antenci sıva işi yapıyor. Veya mobilyacı döşeme işi yapıyor. Aynen. Böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra vatandaş içine girdikten sonra sıkıntılar oluyor, davalar oluyor. Şu an iş mahkemeleri bu tür davalarla sayısını arttırmış durumda. Şimdi burada biraz teknik eleman arkadaşlara da bir şeyler söylemek lazım. Yani evet, müteahhit bu işi yüklenici olarak üstleniyor ama burada görevlendirdiği işte bizim gibi arkadaşların bu işlerde çok iyi olaya bakması seçici gerekiyor. Özellikle seçecek ve bakacak. Kontrollerini iyi yapacak, hatayı gösterecek ve mümkünse o hatayı yapan kişilerle de çalışmayacak. Peki yapı denetim firmalarıyla çalışıyorsunuz mutlaka. Onlarda seçicilik yapabiliyor musunuz? Özellikle seçiyoruz. İş takibini özellikle yapan, işte beton dökümlerinde her an başında duran, efendim yapılacak işlerde kendilerinin sürekli kontrollerini sağlamasını talep ediyoruz ki yapmak zorundalar. Yasa onları zaten o hale getirdi. Yanlış yapan firmalar anında kapanıyor, yapı denetim firmaları. Yani cezaları da ağır oluyor. Sonuçta şu var, hepimiz açısından, yani özellikle vatandaşlarımız açısından şu andaki kanun ve yönetmeliklerle gerçekten depreme dayanıklı binaların imalatı daha kolay ve daha düzgün olur hale geldi. Bu da bizim Türkiye için bir avantajdır. Ha, bunu da uygulayan var, uygulamayan var ama mümkün olduğunca uygulatmakta fayda var. Biz bunu hat safhada en yüksek seviyede yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki size teşekkür ederim. Biz başka teşekkür arkadaşlarımız var konuşturacak. Sizi tanıyalım efendim. Volkan Çamurlu adım. Atabey İnşaat Grup'ta şantiye şefi yardımcılığı, aynı zamanda da satın alma işleriyle uğraşıyorum. Malzeme temini gibi birçok ürünü ben temin ediyorum. Arkadaşlarımıza veriyoruz, teslim ediyoruz. Müşteri odaklı çalıştığımız için, müşteri memnuniyeti bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü Manisa'da gerçekten etiket olmuş bir firmayız. Kendini kanıtlamış, göz önünde bulunan bir firma. Onun için müşterilerimizin daireye girip bakmak için geldiklerinde bile en azından kullanılacak olan malzemenin kalitesini, kendileri, markalarını görebiliyorlar. Bu onlar için zaten bir artı oluyor. Neden dersiniz? Biz zaten kendimizi kanıtlamış bir firmayız. Burada kalitesi düşük ürünlere kaçıp da kendimizi, bu etiketimizi daha da aşağılara çekmek gibi niyetimiz yok. Çünkü müşterimiz bizi seviyor. Biz müşterimizle çok iyi diyaloglar kesinlikle sarsmamak lazım ki bunun için elimizden gelen her şeyi zaten fazlasıyla yapıyoruz. Şimdi sayın şefimizle konuştuk, tabii işçilerin de fikirlerini almak isteriz. Yani Atabey İnşaat Grubu'nda çalışmak ne kadar güvenli? İşçilerimiz çalışırken hayatları güvence altında mı? Çalışma şartlarından memnunlar mı? Ben önce sizi tanımak istiyorum. Yılmaz Bostaş, Atabey İnşaatı'nda 8 seneden beri çalışmaktayım. 8 sene çok uzun süre. Evet, 8 seneden beri çalışıyorum. Diş cephe ve işçi sıvaları yapıyorum ben. Sigortalar, paralarımız bankaya yatırılıyor zaten. Elden verilmiyor. Çalıştığımız paralarımız tamamı bankada. Aylıklarımızı bankadan çekiyoruz. Öyle bir sorunumuz yok. İş güvenlik uzmanımız var. Ayda bir gelip bize ders verirler. Çalışma konusunda bilgi verirler. Emniyet kemerleri olsun, halatlar olsun, çalışma şekilleri olsun, bunları bize anlatırlar. Doktorumuz var, haftada bir gelir. Doktorunuz sizi genel bir sağlık taramasından mı geçiyor? Sağlık taramasından, her hafta şikayeti olan varsa, rahatsız olanlar varsa onlarla ilgili sorunları giderir. Ben Şenol Erdem. Sizin göreviniz nedir? Sıvacı. Çok yüksek binalarda çalışıyorsunuz. Özellikle megalar çok katlı olmalarıyla ünlüdür Manisa'da. Siz bu yüksek katlı binalarda çalışırken, az önce diğer arkadaşımız da söyledi, iş güvenliği uzmanlarının denetiminde ve kurallarıyla siz çalışıyorsunuz. Evet, ama doğru. Bu çalışma sistemini gerçekleştirirken gün boyunca, mesai saatleri boyunca mutlaka zorluklar yaşıyorsunuzdur. Size kolaylıklar sağlanıyor mu? Mesela asansörünüz var mı? Var. Her konuda kolaylık sağlanıyor. Örnek verelim, asansörünüz var bizim,
dış cepheler için. Asansörün üstüne emniyetimizi alıyoruz öncelikle. Sonra asansöre biniyoruz. Sıvamızı yapıyoruz, dış cephe sıvasını. Sıkıntımız yok çok şükür. Yani asansör olsun, emniyet olsun. Denetleme çoğunlukla her gün geliyor, denetleme yapıyor. Eksik bir şeyimiz olduğu zaman şantiye şefine bildiriyoruz. Gerekeni yapıyor bize. Hiçbir eksik bizi bırakmıyor. Kambereli Atabey şirketler zincirine bir de medya grubuna ekliyor. Televizyon kanalı kurmak kararı ile araştırmalar yapan Kambereli Atabey, Türkiye'de satın alabileceği boş bir frekans bulamayınca gazete kurmakta karar kılıyor ve Olay Gazetesi yayın hayatına başlıyor. Bu arada şey söyledik, ya bir de medyaya girelim falan. Bizim hep idealimizde şey vardı, televizyonculuk olayı vardı. Evet, bir sizin bir televizyon kurma planınız, hedefiniz vardı. Evet. Olmadı, sonra Olay Gazetesi'ni kurdunuz. Biraz orayı böyle açalım isterseniz. Evet. Manisa'da bir yerel televizyon vardı. Bir de ulusal bir televizyonumuz olsun diye çok emek sarf ettim. Samsunlara, Trabzonlara, Ordulara gittik. Oradan acaba ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan. Frekans alınmasıyla ilgili. Fakat rutin olayından dolayı frekanslar verilmiyordu. Biz ama televizyonu Manisa'ya ulusal kanalı ben olayım veya bir başka arkadaşlarımız olsun. Manisa'ya kazandırılması önemliydi. Manisa'nın adının dünyaya açılan bir pencere olması önemliydi. Manisa'da böyle bir şeyin olması gerekirdi. Manisa bu konuda çok geç kaldı. Çok geç kaldık. Kaldı değil, hepimiz geç kaldık. Başımızdaki insanlara kadar geç bıraktılar. Ama şimdi Manisa'da böyle bir ulusal kanalın olması da ben yapmadım, ben diye bir olay yok zaten. Biz yapamadık bir olay vardı. Yapanlara da binlerce teşekkür ederiz ki bunu başardılar. Ha biz yapmışız, ha onlar yapmış. Önemli olan Manisa'ya hizmetti. Biz televizyonculuğu başaramadık, yapamadık. Ama sizin artık kendinizin olmasa da bir televizyonunuz var, bir ulusal kanalınız artık var. Artık Manisa bizim var. Bu bizim. Televizyonun kapısı her zaman bütün iş adamlarına açıktır. Zaten başındaki arkadaşlarımız da biz Manisa Olay Gazetesi'ni kurarken görev verdiğimiz arkadaşlara da televizyonla bir bütünleşeceğiz diye biz bir yola çıkmıştık. Sonra baktık televizyon olmayınca sistemimizi değiştirdik, yolumuzu. Manisa Olay Gazetesi ile yakında bir gazete daha çıkaracağız. İşte Allah nasip ederse ikinci bir gazete daha kuracağız. Televizyonu biz başaramadık ama Manisa'mızın güzel, çok çok güzel bir televizyonu var. Bugün ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'de arkadaşlarım rahatlıkla açıp izleyebiliyorlar. Manisa'daki haberleri, ya bugün sizin ne haberiniz var bir bakalım diye haber saatlerini bekliyorlar. Veya programları izliyorlar geçenlerde. Yine de açık yüreklikle söyleyeyim, müzik programına istek istediler, oradan yapıyorlar ve gayet de çok güzel inşallah. Daha da kalitemiz yüksek ama daha yüksek seviyelere çıkarırız. Biz artık bu konuda gazeteciliğe bakacağız, biz gazetecilik yapacağız. Çünkü Manisa'mızın bir televizyonu var, gazeteciliğe de böyle girdik. Olay Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Nuran Özen'den, Olay Gazetesi imtiyaz sahibi Kamberali Atabey'i dinleyelim. Olay Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Sayın Nuran Özen'le birlikteyiz. Ben Kamberali Atabey'i Sayın Nuran Özen'e sormak istiyorum. Çünkü birlikte çalışıyorlar. O bizden daha iyi bilir. Kamberali'yle çalışmak gerçekten bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Onunla aynı ortamda olmak. Patron olarak çok seveceğim bir insan. Yani arada bir gelip hatırımıza sorması, var mı bir sıkıntınız demesi motivasyonumuzu artırıyor. Manisa genelinde de sevilen bir insan zaten. Yardımseverliğiyle tanınan bir insan. İş adamları arasında söz sahibi olan bir kişilik. Kamberali Atabey dendiğinde Manisa'da bir marka olduğunu düşünüyorum ben. Görüşmeler, röportajlar yapılabilir. Tamam, Eren Bey bu iş sizde o zaman. Ben Sevim Hanım'ın numarasını aldım. Tamam. Görüştüm, randevu alıp röportaj yapacağız. Tamam, yani. Çok güzel. Bu konuda bir sıkıntımız yok o zaman. Yok. Semra Hanım, sizce sayfa tasarımıyla ilgili bir sıkıntınız var mı? Geliştirebiliriz kendimizi. Tamam. Tuba Hanım, sizce var mı bir şeyler? Evet, mesela başlıktan büyük olmuş bu puntosu. Başlığın yani ana başlığın, manşetin puntosu biraz daha küçük olmuş. Evet. Bunu biraz daha büyük olabilirdi mesela. Tam sayfada yapabilirdik. Evet arkadaşlar, konuştuk. Toplantı sona erdiriyorum ve hepinize tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın evet. Devamını diliyorum her gün için. Her gün sabah yaptığımız toplantıya devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Kamberali Atabey gazetesi Olay ile Azerbaycan ve Bakü'de yayın yapan Ana Harahi gazetesi arasında kardeş gazete protokolü imzaladı.
Protokol töreninde Azerbaycan Anaharay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şamil Sabiroğlu ve Uluslararası Azerbaycan Medeniyet Dil Tarih Kültür Araştırma Merkezi Genel Başkanı Seyfettin Ayakyay da yer alıyor. Kamber Bey, az önce bir protokol imzaladınız. Nedir bu protokolün sebebi? Azerbaycan, Bakü, Anaharay Gazetesi, bizim kardeş gazetemiz olarak Manisa Olay Gazetesi'nin kardeş gazetesi olarak imzaladık. Bundan sonra Olay Gazetesi'nin bünyesini Azerbaycan'a kadar taşımış olduk. Anaharay Gazetesi başyazarı Sayın Şamil Sabiroğlu'na da mikrofonu uzatmak istiyorum. Şimdi bu protokolden sonra Azerbaycan'da Olay Gazetesi nasıl yayın yapacak onu sormak istiyorum. Öncesi Manisa Olay Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Sayın dostum ve kardeşim Kamber Atabey'e teşekkürümü bildiririm. Sonsuz teşekkür bildiririm. Çok mutluluk duyarım. Hakikaten de bundan sonra Manisa Olay Gazetesi'nin Azerbaycan yayını biz teşkil edeceğiz yüksek seviyede. Ve bizim gazetemizde burada işlerine her türlü yardım gösterecek inşallah. Ben öyle gelir ki, ben böyle düşünüyorum ki çok güzel bir iş yapacağız birge inşallah. İki ülkenin kültürlerini de birleştirmiş olacaksınız değil mi? Evet, biz onsuz da bu işler birge yapırdık. Ama bugünden sonra daha öyle biz gazeteler seviyesinde çok güzel yapacağız inşallah. Kamber Ali Atabey, iş adamlarının sorumluluklarının farkına varması gerektiğinin üzerinde önemli duruyor. Kamber Ali Atabey, çok sevdiği kızı Kader'i kaybettikten sonra Manisa trafik ağını rahatlatmak amacıyla Kızı Kader adına Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bir de üst geçit yaptırdı. Halka hizmet, hakka hizmettir. Biz bu yaptığımız işlerimize halkımızın daha düzgün bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için kızımızın hayrına, belediyenin yardımlarıyla, destekleriyle, bize vermiş olduğu yolla, şeyle biz bu köprüyü vatandaşlarımız için yaptık. Bizim yaptığımız hayırlar okyanustan bir damla. Bütün ben hayırsever iş adamı kardeşlerimizden de ufacık bir desteklerini yaparsa şehrimiz güzelleşir. Bu şehir hepimizin şehri, bu şehir bizim şehrimizdir. Kızını kaybettikten sonra Kamber Ali Atabey'in yaptığı hayırların sayısı gün geçtikçe artarak devam ediyor. Kamber Ali Atabey, Şehitler İlköğretim Okulu'nun bodrumunu mükemmel ve çok amaçlı bir konferans salonuna çevirdi. Okulun öğrencileri, velileri ve öğretmenleri bodrumdan konferans salonuna çevrilen bu çok amaçlı salonda hem çalışmalarını yürütüyor hem de etkinliklerini. Konferans salonunun içerisindeyiz. Yanımızda Şehitler İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Cemile Kesen var. Kendisinin bu güzel hayır için söyleyecekleri var. Efendim ne dersiniz? Kamber Atabey'e çok teşekkür ediyoruz ilk başta. Verdiği destekten dolayı, hayırseverliğinden dolayı. Çok güzel bir salon bize yaptı. O yüzden bütün iş adamlarına da duyurdu bulunuyoruz burada. Desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Kamber Atabey'e böyle hayırseverliğinden dolayı. Konferans salonunun köşesinde biz Kader'in çok güzel bir yazısını gördük fotoğrafı ile birlikte. Çok anlamlı bir yazı. Aslına bakarsanız bizi izleyen tüm izleyicilerimize ders olabilecek bir yazı. Ben okumak istiyorum. Belki bu yazıdan kendisine örnek teşkil edebilecek hayat, yaşam tarzı çıkartabilecek vatandaşlarımız olabilir. Bakın Kader ne diyor? Kader diyor ki, hayat kısadır, öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve ebedi saadet için kul olmanın gereklerini yerine getirin. Konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın, dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin, nefret etmeden önce sevin, vazgeçmeden önce çabalayın, ölmeden önce yaşayın. Kamber Ali Atabey, eğitime destek vermek amacıyla bir de anaokulu yaptırdı. Mesir İlköğretim Okulu yanında inşa ettirdiği Atabey Anaokulu bugün 160 öğrenciye özel anaokulu statüsünde eğitim veriyor. Kamber Ali Atabey eğitime verdiği desteklere de devam ediyor. 2009 yılında Atabey Anaokulu'nu inşa ettirdi. Manisa Mesir İlköğretim Okulu bahçesinin hemen yanında. Şimdi Sayın Kamber Ali Atabey'i bu hayırsever desteklerinden dolayı tebrik ederek bu okulu yaptırma fikrinin nereden çıktığını sormak istiyorum.
Hep çocukluğumdan beri düşüncemde üç şeye önem vermeye çalışıyordum. Eğitim, sağlık, altyapı. Eğitimi bu yüzden daha önceki konuşmalarımızda sizinle yapmıştık. Çocuklar geleceğimizdir, çocuklar ümidimizdir. Diğer yurtlarda da göreceğiniz gibi bütün ideallerim çocukların büyük bir adam olmasıdır. Bu okulu yaptığımızda 100 küsür kişilikti. Daha sonra 160'a çıkarmış kardeşlerimiz. Gönlümüz nice 160'lara çıkarılmasıdır. Amacımız insanlığa hizmet olsun. Her bir benim sloganım var. Halka hizmet, hakka hizmettir. Biz hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için hizmet vermeye. Ve ilk önce birinci basamaktan başladınız. Anaokulu yaptıralım yaptı. Dediniz. İnşallah bunun ortaokulunu, lisesini yaptırmak imkanı bulabilirsiniz. Sayın kardeşim, şöyle bir şey vardı. Giden valimizle söylemiştim. Ben Manisa için Manisalıların yardımıyla bir üniversite kuralım. İlk bağışı da ben yapayım diye söyledim. Bir okul projem daha var yani. Allah'ın yapmak izniyle. Kısmet olur inşallah. Allah inşallah nasip olursa lise gibi bir şey veyahut da bütün yardımseverlerin birleşmesiyle Manisa'ya bir üniversite kazandıralım. İlk çeki de ben yazıp vereceğimi giden valimize söylemiştik. Yine de sözümdeyim yani. Özel üniversite, bir özel üniversiteyi tabii, hayırseverlerin tabii, desteğiyle kazandırılırsa, hatta vakıf üniversitesi şeklinde dönüştürülebilirse ne kadar iyi olur. Manisa'da 178 tane hayırseverin Manisa il ve ilçelerinde genelinde 178 tane hayırsever var. Benim bildiğim kadarıyla okul yaptıran Manisa'da 7-8 tane kardeşlerimiz var. Bunlarla birleşip ilçelerdekilere de bu teklifi vermiştim. Güzel bir şekilde bir üniversite Manisa'ya kazandıralım yani. Sonuca ulaşırız inşallah. İnşallah hep beraber sonucunu görürüz. Evet. Sağ olun. Okul müdürümüz var. Sizi tanıyalım efendim. Ben Seçil Ceylan, okul öncesi öğretmeniyim. Hı hı. Şu anda müdür vekilliği yapıyorum bu okulda. 2011'den beri bir okuldayım. Böyle güzel bir okul kazandırdığı için Sayın Kamberel Atabey'e çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz, öğrencilerimize biz de katkı vermeye çalışıyoruz. Evet. İnşallah ilk kademeden başlayarak iyi nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Kaç öğretmeniniz var hocam? Şu anda 5 öğretmenimiz var. 3 tane de öğretmenimiz gelecek. Toplamda 8 öğretmenimiz olacak. 160 öğrenci potansiyeline mi sahipsiniz? Evet, şu anda 160. Kapasitesi bu kadar mı? Kapasitesi 200 olabilir. Çünkü şu anda yarım gün eğitimi veriyoruz. Sabahtan ve öğleden sonra 5 sınıfımız var. Şu anda öğlende 3 sınıfımız var ama ilerleyen yıllarda 5 sınıfta olacak. O zaman 200 olacak kapasite. Bu çok güzel bir sistem. Mesir İlköğretim Okulu'nun hemen bahçesinin yanında yapılmış olması dolayısıyla aynı zamanda sanki Mesir İlköğretim Okulu'nun bir anaokulu gibi görünüyor. Ama özel bir anaokulu. Öğrencilerin eğitimleri de özel eğitim statüsünde olduğu için sanıyorum ki veliler de memnun. Evet, velilerimiz de çok memnun. Biz de velilerimizden memnunuz. Gayet iyi gidiyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da iyi bir şekilde devam eder. Atabey Anaokulu öğrenci velileri ise çocuklarının çok kısa sürede öğrendiğini ve okulun eğitim sisteminden son derece memnun olduğunu söylüyor. Çocuklar geleceğimiz umudumuzdur. Allah hepinize, çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Analı babalıyız. Yani öğretmenimiz sizin nezdinizde, size teşekkürümüzü arkasından öğretmenlerimiz ve müdürümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Çünkü özel kreşlere gitmek yerine biz buna sıraya girelim, buraya girelim, bu okula girmek için mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın iyi bir eğitim aldığını bildiğimizden dolayı. Çok çok teşekkürler. Çok sevimli bir hediye gördüm. Evet. Bu hediye çok şirin ve sevimli. Atabey Öğrenci Yurdu'nun öğrencileri yapmış efendim. Efendim, bunu 4 yaşındaki çocuklarımız yapmış. Tabii beni mutlu eden o çocukların bu 4 yaşında bunları yapmışsa 7-8 yaşında neler yapabileceğini görmek heyecanlandırır. İnşallah onları görürüz. Bunu da yine aynı şekilde. Yine 4 yaşındaki çocuklar evet, yapmışlar. Evet efendim. Hayal evet. Gücüne bakar mısınız sevgili seyirciler? Atabey Anaokulu öğrencileri. Hayırlarını yaparken özellikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaç edinen Kamberali Atabey bu seneki zekatını cezaevlerinde kalan mahkumlara göndermiş. Burada çok güzel el işleri görüyorum. Evet. Türk bayrağı, Atatürk ve bunların... Resmimiz 3 boyut. Evet. Yandan bakarsan Atatürk başka şekilde, diğer taraftan bakarım. Bunları bana cezaevlerinden gönderdiler. Şu bayrağımız Isparta cezaevinden.
bir mahkum kardeşim. Sizi bu hediyeleri niye gönderdiler efendim? Yani siz onlara yine bir hayırda mı bulundunuz? Ben bu seneki zekatımı cezaevindeki 1200 mahkumun içerisinden 120 tane mahkum seçerek mahkumlara zekat ve fitreyi gönderdim. O mahkumlar arasında da her yerde konuşuluyor. Konuşma neticesinde bunları gönderiyorlar. Kamberali Atabey, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve adı sanı hiç bilinmeyen Karacaahmet Türbesi'nin restorasyonunu da üstlenmiş. Sayın Kamberali Atabey'in belgeselini hazırlarken Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir Karacaahmet Türbesi'nin olduğunu ve buranın da restorasyonunu üstlendiğini öğrendik. Biz de merak ettik. 13. yüzyılda yapılmış ve Manisa'nın, Ege bölgesinin, hatta Türkiye'nin böyle bir türbeden Manisa'da olduğundan haberi yok. İstanbul'da bir Karacaahmet Türbesi vardı ama Manisa'da var olduğundan benim de haberim yoktu. Kimsenin de haberi olduğunu zannetmiyorum. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Karacaahmet Türbesi ve mezarlıkları restorasyonunu Sayın Kamberali Atabey üstlendi. İnşallah restorasyonu çok kısa zamanda bittiğinde burası turizme açılacak. Peki burada ne yapılıyor? Dilekleri olanlar, istekleri olanlar ve dilekleri yerine getirilenler burada kurbanlarını kesiyorlar, adak kurbanlarını kesiyorlar ve hayrına dağıtıyorlar. İşte Karacaahmet Türbesi ve mezarlığı bu işlere vesile oluyor. Şu an çok acil ihtiyacı olan tuvaletleri, hem erkek tuvaleti hem kadın tuvaleti hem de o adakların pişirilmesi için gereken mutfağı Sayın Atabey şu an yaptırıyor. Restorasyon da arkasından gelecek. Sadece dedeyi bilsinler, hizmetten bir şey istemiyoruz. Hmm. Dedeyi bilsinler, türbeyi bilsinler, böyle bir türbenin olduğunu. Nereden geliyorsunuz? Ben Çepnedere, Turgutlu Çepnedere köyünden. Turgutlu'dakiler biliyor, Çepnedere'dekiler biliyor. Kemalpaşa'dan bir arkadaşlar geldi demin, onlar geldi ama buradaki insanımız bilmiyor. Ben de yeni öğrendim. Yani kaç yüzyıldır burada. Neden bilmiyor? Ama bir nedeni var neden bilmediği. Neden? Bilmek bilmeyi istemiyor. Bilmek istemiyor. Atabey Karacaahmet Sultan Hazretleri'ne yapmış olduğu bu buraya bağışlardan dolayı, hizmetten dolayı herkes namına ben teşekkür etmek istiyorum Atabey'e. Yapmış olduğu hizmetten dolayı. Bu türbe, Karacaahmet Türbesi ne zamandan beri var? Mahallenin ismini söyler misiniz? Belki bilenler, bilmeyenler vardır, bilenler vardır gelmeleri, ziyaret etmeleri açısından. Karacaahmet Türbesi Manisa Merkez Horozköy mevkiinde bulunuyor. Burası Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Karacaahmet Fevzi Çakmak Mahallesi'ndedir. 13. yüzyılla 14. yüzyıl arasında yapılmıştır. Burası yüzyıllardan beri Karacaahmet Türbesi adak ve ziyaretgah yeridir. Burada toplumun gelen ziyaretçilerin çoğunlukla burası adak dileklerinde bulunuyor. Aslına bakarsanız türbe çok değerli bir manevi değere sahip ama bakılmadığı için, hizmetleri yapılmadığı için hem insanlar bilmiyor hem de tanıtımları yapılmamış, hem de insanlar geldiklerinde abdestlerini alabilecekleri, tuvalet ihtiyaçlarını görebilecekleri bir yer olmadığından dolayı belki de buraya gelip ziyaret etmiyorlar. Sayın Kamberali Atabey de o soruna çözüm bulmuş durumda, öyle mi? Evet, doğrudur. Kamberali Atabey yüzyıllardan beri burası atıl ve harap durumda bırakılmış. Gelen ziyaretçilerden ve Manisa'dan ziyaretçiler ve mahalle halkından çok şikayet olduğu için kimse el sürmemiş. En son Atabey geldi buraya. Buranın ihtiyaçları ne varsa hepsini tek tek böyle kaleme aldı. Yapıyor ve yapmaktadır şimdi. Sultan Hazretlerine hizmet eden 10-15 yıldan beri Bektaş kardeşimizin hiçbir geliri yoktu. Hiç dedim ki bundan sonra sen Atabey'in sigortalı bir elemanı olacaksın. Seni sigortalı yapacağız. Sana bir maaş bağlayacağız. Buranın Allah'ın izniyle yardımını bu gönlü zengin kardeşlerimizle beraber, gel Hüsnü Efendi yanıma, bu gönlü zengin kardeşlerimizle beraber yapacağız. Bu kardeşimizi biz kendimize sigortalı aldık. Bizim Atabey Öğrenci Yurdu'nun sigortalı elemanı, bir de kar çıkacak maaş da bağlayacağız buna. Burada Sultan Hazretlerine şey yapsın, hizmet etsin. Biz buraya yeni başladık. Önce tuvaletlerden başladık, lavabodan başladık, kadın erkek tuvaleti. Tarlalara gidiyorlarmış sizin ifadenizde, benim değil, ben bilmem. Ben bilmiyordum, yalan. Şimdi onları yaptık. Mutfaklar akmıştı, üstü açıktı. Mutfakları yaptık, şimdi mutfak olundu. Bir önce yerler tesfiye edilsin. Şimdi acil ihtiyaçlar giderildi. Tuvaletlerdi, mutfaklar. En acil olan. En acilleri giderildi. Şimdi bir
toprak döküp yerleri tesviye edip önce yerleri bir terazi ayarına getireceğiz. Evet, su akıntısını evet. yapacaksınız. Volkan Efendi'yi zaten görevlendirdim. Hüsnü Efendi ile beraber bunlar bu işi yapacaklar. Bizim en büyük idealimden bir tanesiydi. Böyle bir şeye hizmet edebilmekti. Allah onu da bize nasip etti. Bu kardeşimize teşekkür ederiz. Bunun sayesinde ben bilmezdim. Ben burayı bilmiyordum. 33 senedir Manisa'da yaşıyordum. Karacaahmet mevki anlardım. Türbe anlamazdım. Mevki Karacaahmet'i. Bektaş Efendi'nin de hayatını garanti altına alıyoruz. Ama biz de devlet, vakıf sahip çıkana kadar yani sizin aracılığınızla böyle bir şeyi yaptık, ortaya çıkarıyor. Çünkü Manisalı bunu bilmiyor. Manisalı bunu bilmiyor. Yerel basında bilmişler. Onlar da üzerinde durmamışlar. Ama biz şimdi Manisalı sizin aracınızla bunu gördükten sonra biz buranın her türlü sponsorluğunu yapıp vakıfların izin verdiği Bektaş buranın fahri görevlisi irtibatı kurduğu müddetçe biz buradayız. Hukuk çerçevesinde böyle en kısa zamanda ve derdelim, toparlayıp tekrar böyle halka hizmete böyle açılması. Ve en kısa zamanda tanıtımın da yapılması lazım. Yapılması lazım. Ben şimdi tekrar medya aracılığından burayı gösteren tabelaları istiyorum Manisa Belediyesi'nde. O tabelaları biz sana yaptırırız, onların hepsini veririz. Her şey devletten istenilmez. Her şey belediyeden istenilmez. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Sonra cüzdanımıza koyacağız. İnşallah. Biz yapacağız. Kaç tane tabela istiyorsan Hüsnü Efendi, Volkan Bey burada. Onların aracı tabelanı da yapalım şey. Onlardan ne isteriz? Bir yol isteriz. Bir yol yapsınlar, asfaltlama yapsınlar buraya. Buranın hiçbir şeysini biz her şeyini yapacağız. Evet. Tamam. İnşallah. Ben de bu sözü aldım. Aslına bakarsanız sevgili seyirciler, bu programda biz birkaç hayırlı işe de vesile olmuş olduk. Kamberali Atabey'in belgeselini hazırlarken Karacaahmet Türbesi'ni hem tanıtmış olduk. Çünkü bilinmiyordu Manisa'da böyle bir türbe var diye. Hem Karacaahmet Türbesi'nin tanınmasına vesile olduk. Hem bir arkadaşımızın istihdamına vesile olduk. Hem de buranın restore edilmesinin sözünü Sayın Atabey'den aldığımız için artık Karacaahmet Türbesi restore edilecek. Tamamen hukuki koşullarda gözünü önünde bulundurularak vakıfların izin verdiği şartlar koşulunda Karacaahmet Türbesi de turistik izlenilmeye açılacak. Biz de buna hem Manisa Medya TV, Manisa İş Dünyası programı olarak vesile olduk. Ama işin tüm yükü, maddi yükü Sayın Kamberali Atabey'in üzerinde olacak. Olsun, kesinlikle olsun. Biz zaten halka hizmet, hakka hizmettir. Hizmet edeceğiz halka. Dede kalkıp da tuvaleti lavabo istemiyor. Gelen insanlar istiyor. Kime hizmet o da halka. Allah senden razı olsun kardeşim. Adağınızı getirdiniz, kestiniz. Niyetiniz oldu mu? Oldu. Oğlan oldu. Oldu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir kere niyetiniz daha olsun inşallah. Yani. Hepimize. Herkese. Amin. Amin. İşte çocuklar okurken dilek tutarız. İşte çocuklarımız istediği mevkiye gelirse, işte geldiği zaman da getiririz, adağını keseriz. Herkes hani konuyu komşuyu toplar, geliriz. Karacaahmet Türbesi'nin özelliği, burada yapılan adaklar yerine geldiğinde insanlar kurbanlarını, adak kurbanlarını kesiyorlar ve burada halka dağıtıyorlar, kurban adağı. Kavurmalarını yapmışlar. Ablalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimiz kavurmalarını yapmışlar. Bir tanesinin bebeği olmuş, bir tanesinin başka bir dileği yerine gelmiş. Biz şimdi Karacaahmet Türbesi'nde oturduk, kurbanlardan tadıyoruz. Allah herkesin niyetini kabul etsin. Restorasyon konusunda da Kamberali Atabey, Karacaahmet Türbesi'nin vakıflar izin verirse restorasyonunu gerçekleştirecek. Bu da Manisa Medya TV, Manisa İş Dünyası programının bir müjdesi olsun. Kamberali Atabey tüm iş adamlarını hayır yapmaya davet ediyor programımızın sonunda. Birçok hayırı var ama hepsini burada söylemek istemedi Sayın Kamberali Atabey. Çok güzel bir sohbetti, yararlı bir sohbetti. İş adamlarına çok örnek olacak davranışlar var Sayın Kamberali Atabey'in yaşam hikayesinde. Efendim çok teşekkür ederim. Bize verdiğiniz katkılardan dolayı, Manisa'nın iş hayatına verdiğiniz katkılardan dolayı siz çok değerli bir iş adamısınız. Sizlerin sayısı artsın istiyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
Başta yönetim kurulu başkanı arkadaşımız, en alt kadrodaki çalışan arkadaşımıza kadar emeği geçen, Manisa'yı dünyaya tanıtan, dünya programı yapacak olan Medya TV yönetim kurulu başkanı ve bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiniz. Biz burada yapmak istediğimiz olaylar, bütün iş adamı arkadaşlarımızla bir araya gelip güzel şeyler yapalım. Medya TV için de güzel şeyler düşünelim. Kendimizi oraya çıkarmaktan sakınmayalım. Hep beraber bir hareket edelim ve bugünün anısını olarak sizlerin de hizmeti geçtiği için ben bunu Medya TV'ye, bu bana özel bir armağandı. Ben de bunu Medya TV ailesine hediye etmek istiyorum. Kabul ederseniz mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Zevkle ve onurla kabul ederiz. Ama çok özel bir anlamı var sanıyorum. Evet, onu anlatın efendim. Bize. Efendim, bu bana takriben 10-15 yıllık bir hediye şeyiyle geldi. Bu Atatürk ambilemli. Atatürk hastası bir insan olduğum için Atatürk'ün her türlü hediyeleri geliyor. Ben de kardeşlerimize armağan ediyorum. Atatürk amblemli köstekli saat sevgili seyirciler. Tarihi değeri var. Sayın Kamber Ali Atabey'e bu saat, köstekli saat hediye edilmiş. Tarihi değeri olmasına rağmen Manisa'nın ilk ve tek uydu kanalı, dünyaya yayın yapan uydu kanalı Manisa Medya TV'ye bu tarihi değeri olan saati hediye ediyor efendim. Efendim çok teşekkür ederim. Bunu da yönetim kurulu başkanımız Sayın Abdullah Polat'a iade edilmek üzere ben Sayın Kamber Ali Atabey'den teslim alıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, sağ olun. Dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya.